Osman Gazi Belediyesi Kadın Gözüyle programını sunar. Nükhet Topal'la Kadın Gözüyle programından bir kez daha merhaba. Panorama 1326 Fethi Müzesi'nin bahçesinde hem Nevruz kutlamaları hem de Türk Dünyası etkinliklerini Osman Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu bu güzel etkinlikleri bu hafta da sizlerle paylaşacağız. Neler var derseniz, neler mi yok, detaylar Kadın Gözüyle programında. İyi seyirler. Çadırları başkanımızla birlikte geziyoruz. Bugün çok güzel etkinlikler. Hem Nevruz Bayramı hem Türk Dünyası Bayramı'nı en önemli anlamlı bir bahçede Panorama 1326 Fethi Müzesi'nde gerçekleştiriyoruz. Siz neler söylersiniz? 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi. Türk Dünyası Kültür Başkenti ile ilgili değişik etkinlikler yapılıyor. Tabi Osman Gazi Belediye'mizin var olan etkinlikleri, faaliyetleri devam ediyor. 21 Mart'ta Nevruz Bayramı. Bizler de geçtiğimiz hafta bu etkinliği kutlayacaktık. Bir hafta sonraya bugün erteledik. Bugün burada Panorama'nın otoparkında, bahçesinde bu etkinliği kutluyoruz. 8 farklı ülkeden ziyaretçiler, misafirlerimiz var.
Eski yenekleri burada sergiliyoruz, oynuyoruz, şarkı türkü söylüyoruz. Bu bayramı kutlamış oluyoruz. Yeniden Orta Asya'dan çıkış Anadolu'ya, Anadolu'dan yeniden yine dünyaya, üç kıtaya doğru giden bu barışın, sevginin, kardeşliğin, günümüz dünyasındaki savaşların, olumsuz şartların inşallah yine Türkler tarafından sükuna erdirileceği, huzurun, barışın geleceği bir dönem inşallah geliyor. Yine bu huzuru, barış ortamı sağlayacak olan Türklerdir. Bu da bunun bir başlangıcıdır. Nevruz Bayramı kutlu olsun diyoruz. Panorama 1326 Fethi Müzesi'ndeki otoparkında hem Nevruz Bayramı hem Türk dünyası başkenti olan Bursa'mızın o güzel etkinliklerini dağ der çadırında görebiliyoruz. Kaşıklarımızla, yöresel çalgılarımızla yine çok neşeliler. Bir önceki çadırımızda başkanımız yumurta kırmıştı. Farklı bir kültürdeydi. Nevruz Bayramı geleneğiydi. Tabii ki başkanımız kazandı diyebiliriz. Kazanan yok ama hepsi gönüllerimizde birinci. Müzikler her çadırda devam ediyor. O bir tarafta başka bir yöre çalıyor, bu tarafta başka bir yöre çalıyor. Ne güzel, müziklerle, giysilerle, kültürlerle, yemek kültürüyle kaynaşmış bir durumdayız. Şimdi bakıyorum şöyle, evet, başkanımız da geliyor zaten. Müziğe devam edelim. Renklerden bahsediyoruz, kültürden bahsediyoruz, müzikten bahsediyoruz, yöresel giysilerden bahsediyoruz, yöresel eşyalardan bahsetmişken yöresel yemeklerden de bahsediyoruz. Tabii ki gelen tadımını yapıyor. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Abdülhamit, Doğu Türkistan'ın Hatay şehrindenim. Bugün bu Türk Dünyası etkinlikleri için Panorama 1326 Fethi Müzesi'nin bahçesindesiniz. Yöresel tatlarla neler ikram ediyoruz? Şu an gördüğünüz gibi burada sanza var. Bu da Uygurların, Uygur Türklerinin bayramlarda, Ramazan bayramı, Kurban bayramlarında eksik olmayan, yani sofradan eksik olmayan şeyler. Bu da kakça, nan diyoruz buna genel olarak. Bu da yağ ve yumurtayla yapılan ekmek. Bu da bakali, bu da balda yapılıyor. Kek tarzı bir şey. Kek tarzı, evet. Bu hamur işi midir? Hamur işi, o hamur işi o, evet. Ondan sonra da
İşte bu eşyalar var, yöresel eşyalar. Hemen soralım bakalım. Merhaba. Sohbeti böldüm ben ama şöyle dönersek nasıl, beğendiniz mi? Yutun önce, bir tadına bakın. Güzel, güzel olmuş. Belgeselden falan da izliyordum. İstanbul'da da öğrenciliğim zamanını geçirdim. Orada da yemiştim, çok güzel. Peki bugün Türk Dünyası etkinlikleri ve Nevruz Bayramı nedeniyle çok güzel etkinlikler yapılıyor. Siz neler söylersiniz? Yani bu Türk Dünyası'nın aynı ağacın farklı dallarını bir arada görmek çok güzel. Biz Yalova'dan geldik buraya. Yalova'dan katıldık etkinliğe. Belediyeye de böyle bir etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Burada kardeşlerimizi görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutluyuz, memnunuz. Peki hangisinin tadına baktık? Ben sadece bunun tadına baktım şu anda. Ama onun tadını da biliyorum. Şunun tadını bilmiyorum. O zaman tadalım ben. Size ben bırakayım bu işi bu sefer. Madem Yalova'dan geldik. Kek gibi. Ama ballı. Evet. Güzel. Güzel. Peki, çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Renk kattınız. Biliyorsunuz Nev yeni Ruz gün demek, yeni bir gün. Nevruz yeni başlangıçların, toprağın dirilişinin, baharın müjdecisi. Aslında bu tür bayramlar hem toplumları birbirine yaklaştırır. Ama aynı zamanda bugün Bursa'nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasının sevincini de yaşıyoruz. Bursa'mız aslında dört mevsim güzellikleriyle ve yeşilin her tonuyla rengarenk Nevruz'u yaşadığımız bir şehir. İnşallah değerlerimizi ve geleneklerimizi gelecek nesillere de aktarmada vesile olur diyorum. Nevruz'u kutluyorum. Osman Gazi Belediye'mizin tertiplediği muhteşem bir Nevruz bayramını Türk dünyasından gelen sanatçılarla, kültür adamlarıyla beraber kutladık. Çok güzel bir gündü. Ben belediyemizi tebrik ediyorum. Nevruz, Türk milletinin dünyaya armağan ettiği bir bayramdır. Baharı, baharın canlanmasını, bolluk, bereket temsil eder. Bizim yöremizde de, bizim Anadolu'muzda da artık yayılmaya başladı bu kutlamalar. Aynı zamanda Türk dünyasının aynı heyecanı duyması, aynı bayramı, aynı günlerde yaşaması da anlamlıdır. Türk milletinin birliği, beraberliği açısından. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Türk milletini Nevruz bayramında kutluyorum. Şenlik, çalmak, oynamak, bunlar kolay, güzel. Yani tarihte yazmışlar, birileri söylemiş. Kimin altında isim var, kimine anonim denir. Hep beraber oynarız. Ama bunları tabii bilmek de lazım. Bilimsel yönden okumak, araştırmak. Yeni bir şeyler varsa onları ortaya koymak lazım. Hocamız, Erdem hocamız güzel bir dua yaptı. Dede Korkut'tan başlayarak, kurt postuyla, tilki postuyla böyle güzel bir mesaj oldu. Bu tür şeylerde tabii dinleyen çok olmaz sempozyumlarda, konferanslarda. Bizim belediyemizin bu tür etkinlikleri çoktur. Kültürel manada çok faaliyetlerimiz var. 160'ın üzerinde kitabımız var, basılı kitabımız var. Ve bunlar kitap haline gelir bu tür sempozyumlar. Önemli olan çok fazla yoğun kitlelere hitap etmekten ziyade bir şeyleri ortaya koyup kayıt altına almak. İşte biz bunları yapıyoruz. Yani şimdi burada salonda kimse yok diyerekten konuşmacı hocamız böyle çok şey yapmasın, yani benimle konuşuyorum gibilerinden. Bilin ki büyük derinlik var arkada, çok büyük kitleye hitap var. Ne konuşuyorsa kayda o girer. Yani önemli olan kayıt altına alınarak
etkili olması, kalıcı olması güzel bir toplantı olacak inşallah bu da. Devlet adamları burada da değil mi başkanım? Burada devlet adamları, Kürtler, yöneticiler, tiyatrocular bir araya geliyorlar. Bu da bir kaynaşma, buluşmada gerektiği zamanda devlet meselelerinin konuşulduğu bir toplantı haline geliyor. Bütün eski Türklerde daha çok bu devlet başkanının liderliği altında bütün boy beylerinin, idarecilerin toplandığı bir yer bayram gibi. Bayram aynı zamanda dini bir tören. Bizim eski Türk bayramları kurbanların kesildiği, İslamiyet'ten önceki dönemden bahsediyorum. Kurbanların kesildiği, duaların edildiği, yüreklerin dilendiği bir yer. Bayramlarda mesela en önemli şeylerden birisi de yarışmalardır. Yarışmalar. Çok vaktimiz kalmadı. Benim de telefonum var. İnşallah güzel bir şey yapalım. Evet, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Görüş, Türkmen bayramları çok önemli. Ok atma, ok yarışı, ata binme yarışları. Çok enteresan bir yarış var mesela. Top, yani kepük adı veriliyor. Olan bir kepük. Futbol yarışları. Futbol mükavrakları. Genelde de bunlar kızlar oynar. Evet, bunu zaman zaman söylüyoruz. Futbolun bu ucudu çok büyük bir ihtimalle de Türkler. Bu kadar eski dönemlerde deri içine çeşitli malzemeler bağlıyor, yün bağlıyor, içiliyor ve insanlar bunu tepiyorlar. Bu bir nevi futbolun en erken görmüşlerinde. Thank you.
Thank you.
Türk dünyasının etkinlikleri Panorama 1326 Fethi Müzesi, özellikle vurgulaya söylüyorum ki bu güzel bahçede yine etkinlikler devam ediyor. Az önce Özbek pilavımız yapılmıştı, pişirilmişti. Şimdi bir anlam var burada diye düşünüyorum. Merhaba, öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Erol Adar, Bursa Iğdır Dernek Başkanıyım. Bu gördüğünüz semenidir. Semeni Nevruz'un simgesidir. Nevruz 21 Mart'tan 15 gün önce bu semeniyi biz toprak içerisinde yetiştirerek 21 Mart'a kadar bunun bu şekilde yeşermesini sağlıyoruz. Sağladıktan sonra bu sefer 21 Mart Nevruz Bayramı'nda bunu bütün çevremize, dostlarımıza hediye olarak sunuyoruz. Buradaki getirip hem Türkmen dernekleriyle beraber hem de sanatçımıza onur plaketi olarak düşünüyoruz. Biz hep onur plaketi olarak bunu veriyoruz. Bu semeninin birçok özelliği var. Yani semeni dediğimiz zaman aynı zamanda bir Nevruz'un bahar anlamına geliyor. Bahar demek bolluğun, bereketin başlangıcı demek. Yani kıtlık döneminin bitip yeni dönemin, bolluk döneminin başlangıcı, bereketin başlangıcı demesi. Nevruz Bayramı'nda birbirimizin evine ziyaretlere gideriz. Yumurtalar dövüştürürüz. Örneğin bu yumurtayı alıp böyle günümüzde. Günün başındaki etkinliklerde var. Evet, böyle de yumurta dövüştürüp özellikle bunlar pişmiş yumurtadır. Bunu çeşit çeşit de boyayabiliyoruz. Aynı zamanda bunun etkinliği, Nevruz'un etkinliği, çok güzel etkinliklerimiz var. Örneğin etkinliklerden bir tanesi odur ki Nevruz Bayramı günü evin büyüğü çarşıya gider, çeşit çeşit şeyler alır getirir eve, evde toplar, bunu bir tepsinin içerisinde toplanarak bütün insanlara, evin halkına tek tek takdim eder. Aynı zamanda takdim ettikten sonra o evden başka bir eve gelin verdiği kızına bu hediyelerden hazırlayıp onun evine hediye olarak gönderir. Yani Nevruz'un gelenekleri sadece bir bayram değil de bayramı daha çeşitlendirerek insanlarla beraber paylaşmanın güzel oluşunu, örneğin küskünleri barıştırmak, yani bununla beraber birçok Nevruz'u aynı Ramazan bayramı gibi, Kurban bayramı gibi bu şekilde etkinlik yaparak şimdiden ben de teşekkür ediyorum hemen sizlere. Hemen içinde neler var? Ben gördüğüm kadarına portakal var, elma var, yumurta var dediniz, badem şekerlerini görüyorum, fıstık var, şekerlerimiz var. Hem ağzını tatlasın, hem bereketi çok olsun. Evet, bu aynen anlama geldiğini. Aynen öyle. Size. Hatta bu semeniyi yaptıktan sonra da bunu uç kısımlarını kesip sabah haşı olarak da çorba olarak da yapıp yiyebiliyoruz bunu. Bunun bereketin de bir simgeleyicisi. Aynı zamanda çok çok farklı bir şey daha şimdi aklıma geldi. Biz Türk dünyasında Nevruz Bayramı etkinliği yaklaşıldığı zaman özellikle 10 gün, 15 gün bizde kapı dinlemesi olur. O kapı dinlemesinden dolayı insanlar en az bir ay kendi evlerinde kötü bir kelime kullanmamaya dikkat ederler ki biri benim evimi dinler, kötü bir kelime duymasın. O da güzel bir etkinliktir ki yani insanların kalbini kırmamak için, baharı bahar gibi, bayramı bayram gibi kutlamak için bunlar bize birer örneklerdir. İnşallah böyle de devam ettiririz bunu yüzyıllarca. Ne güzel gelenekler efendim. Hemen şöyle devam edelim o zaman. Son etkinliğimizle devam edelim. Ulukök Müzik grubumuz burada. Bakalım onlar neleri, hangi ezgileri bizlerle seslendirecekler. Çok güzel bir gelenek. Yüreğinize, ağzına sağlık efendim. Baş başa ben bırakalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nevruz'un simgesi semeniyi takdim ediyoruz Sayın Başkanımızla birlikte. Thank you.
Anadır arzular, akter sevdan karabağ, danışan biri
güzelim anadır arzulara her zaman araba danışan bir dudağı terk edemem araba araba canı araba anadır arzulara her zaman araba danışan bir dudağı terk edemem araba araba canı araba ana yurdum araba canı araba ana yurdum. Neçe mehriban evlad var tarlalarında neçe mehriban evlad var eneki diller açar binlerin bin yadı var eneki diller açar kimlerin bin yadı var anadır arzulara her zaman karabağ danışan dil dudağın tar keman karabağ karabağ can karabağ ana yurt anadır arzulara her zaman karabağ danışan bir dudağı terk edemem karabağ karabağ can karabağ ana yurdum karabağ can karabağ ana yurdum bu çemenlerde gezir vakıfım şu güzelim bu çemenlerde gezir vakıfım şu güzelim ruhunu buradan alır natavanın gazeli ruhunu buradan alır natavanın gazeli anadır arzulara her zaman karabağ danışan bir dudağın terk edemem karabağ karabağ canı karabağ anadır arzulara her zaman karabağ danışan bir dudağın terk edemem karabağ karabağ canı karabağ. Teşekkür ederiz. Oynayanlar da dert görmesinler. Thank you.
devam ediyor ancak bizlere ayrılan sürenin de sonuna geldik. Haftaya görüşünceye kadar sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın. Osman Gazi Belediyesi Kadın Gözüyle programını sundu.